Merhabalar, öncelikle nasılsınız? Bugün tekrar bir yayınımızın tekrarı gibi olacak ama yeni bir konu konuşacağız. Uzman Doktor Rukiye Çolak Sivri ile biz geçen hafta değil ondan önceki hafta yayın yapmıştık. Şimdi de farklı bir konular üzerinden yayın yapacağız. Daha sonra saat 9'da da uzman diyetisyenimiz Funda Tuzgöl ile beraber Nazlıhan Demirtaş öğretmenimizin kontrolünde, koordinatörlüğünde yeni normalizmde beslenme nedir? Onun hakkında konuşacağız. Bugün Rukiye hocamızla dikkat eksikliği hiperaktiviteyi konuşacağız. Disleksi nedir? Ya da özgül öğrenme güçlüğü nedir? Bunlar hakkında konuşacağız. Ben şimdi hocamızı davet etmek istiyorum. Sizlere öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sorularınız olursa alttan yorum kısmına ya da alttaki sorular butonundan yazabilirsiniz. Ben hemen onu ayarlayacağım. Bir saniye. Hocamızı evet diye bekliyorum. Evet, bekliyoruz. Tekrardan ekliyorum. Hocamızı yayında kendisi. Gelecek şimdi. Merhabalar herkese. Öncelikle hocam buradasınız. Sizi ekleyeceğim şimdi. Ama yayında olmanız gerekiyor şu an. Çok önemli bir konu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bu süreçte. Özellikle ailelerle beraber bu konuyu konuşacağız. Aile nasıl yardımcı olmamız gerekiyor? Neler yapacağız? Hani her harekette olan çocuk hiperaktivite tanısı alır mı diye. Ama hocamın yayına katılmasını bekliyorum. Alttan da bir taraftan da. Evet, şu an davet ettim. Kabul ettiği zaman beraber başlayacağız. Evet. Tamam, halledebildim. Biraz önce Merhaba. düştünüz galiba hocam, o yüzden. Evet, Aynen. aynen. Fark ettim. Geldi. Nasılsınız? İyi hafta sonları. Merhaba. Size de iyi hafta sonları. Nasılsınız? İyiyiz hocam, bildiğiniz gibi süreçte işte devam ediyoruz. Sizler iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Şöyle görünüyorum Güzel. Evet, sanırım. ben görüyorum. Baya böyle sabahtan beri bir sürü soru alıyoruz. En güzel konulardan bir tanesi diye. En azından Süper. yine beraber bilgilendirme yaparız. Ben tekrardan kendinizi tanıtmanızı yeni katılımcılarım için isteyeceğim. Hani bir tekrar sizden ufak bir tanıtmanızı isteyebilirim. Şimdi söz sizde. Hay hay. Hay hay. Ben Doktor Rukiye Çolak Sivri. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Ankara'dayım. Özel muayenehanemde hastalarıma hizmet veriyorum. Ayrıca da Jale Tezer'in bir velisiyim. Tabii bizim daha ilkokul sürecimiz başlamadı. Okul öncesi dönemdeyiz ama hani onu da belirtmek istiyorum ben hep başladığımız zaman. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bugün konuşmayı planladığımız konu. Gerçekten çocuk psikiyatrisi alanında bizim en çok çalıştığımız, en çok kliniğe başvuran nedenlerden bir tanesi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. O nedenden dolayı çok önemsediğimiz, bizim çocuk psikiyatrisi olarak çok önemsediğimiz bir bozukluk, bir sorun. O nedenden dolayı da bugün keyifli bir yayın olacağını Evet, düşünüyorum. öyle düşünüyorum. Zaten soru şeklinde devam edeceğiz. Ben de hani okul psikoloğuyum zaten, tanıyorlar katılımcılarımız. Tekrar tanıtmak istiyorum. Ben de uzman psikolog Rojin Tatmimi. Jalatezer Kurumları'nın okul psikoloğuyum. Şöyle, biz de en fazla soruyu buradan alıyoruz hocam. Ya da sınav anında işte dikkati dağılabiliyor. Velilerin talebi de acaba dikkat eksikliği ve hiperaktivite var mı diye. Tabii ki bizim teşhis koyma, yani psikologların koyma bir yetkisi yok. Öğretmenler de koyamıyor zaten. Sadece gözlem süresince biz hani yönlendirebiliyoruz. Öncelikle bir şu şekilde başlamak istiyorum. Her, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ne demektir? Buradan bir başlayalım, en azından katılımcılarımızı da aydınlatmış oluruz. Evet, çok bence önemli bir noktaya değinerek başladınız. Yani hani teşhis koyma ile ilgili evet bir taraf yok ama şöyle çok önemli bir taraf var. Hakikaten o hani öğretmenlerin o süreçte işte ya da rehberlik servisin ya da işte okul psikoloğunun gözlemleyip yönlendirmesiyle hakikaten sürecin başladığı. Çünkü aile bazen bunun bir sorun olduğunu fark edemiyor, bir problem olduğunu üçüncü bir gözün görmesi gerekiyor. O nedenden dolayı çok hani alanda ortaklaşa çalıştığımız bir konu.
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedir? Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu aslında adından da çok böyle net anlaşılabileceği şekilde çocukta ya da ergende dikkatle ilgili belirtilerin olduğu, dikkat eksikliği belirtilerinin olduğu ve ona eşlik eden hiperaktivite belirtilerinin olduğu bir durum. Ama tabii burada aileler bunun ayırt etmekte, işte nasıl bir şey olduğunu tahayyül etmekte zorluk yaşıyorlar. Çünkü psikiyatride aslında böyle bir durum var. Bütün rahatsızlıklar, bütün sorunlar biricik. Her çocukta bir ayrı. Evet. Yani hepsinde farklı şekilde klinik görüntüsü oluyor. Kimisinde hareketlilik daha yoğun oluyor, kimi çocukta dikkat eksikliği daha yoğun oluyor. Kimi çocuklarda da ikisi beraber sık görülüyor ya da İkisi beraber görülse de biri tabloya daha hakim olabiliyor. Yani çocuğun dikkat dağınıklığı ile ilgili belirtiler daha hakim olabiliyor ya da hareketlilikle ilgili belirtiler. Ya da bazen bu belirtiler oluyor ama çocuğun hayat kalitesini etkilemiyor. Yani Evet. çocuğun mesela işte ilkokul döneminde ve işte IQ'su iyi bir çocuk. O bir şekilde kompanze edebiliyor. Dikkatle ilgili sorunları çok fark edemiyoruz. Ya da zaten küçük dönemdeki, küçük yaş dönemindeki çocukların dikkatle ilgili beklenti süreleri de zaten kısa. Yani ilkokul 1'e giden bir çocuk da dikkat eksikliği olmayan bir çocukla olan bir çocuğun da zaten dikkat sürelerini mukayese ettiğimde müthiş farklılıklar yok. Çünkü zaten birçoğu oturmakta zorluk yaşıyor, sıkılıyorlar gibi. O nedenden dolayı hakikaten bir uzman tarafından değerlendirilmesi gereken, ailelerin hani bize hocam biz ne zaman anlayabiliriz ya da böyle olunca mı anlayabiliriz diye soruyorlar. Onların hemen anlayabilecekleri ya da bakınca anlayabilecekleri bir şey değil ama tabii onları şüphelendiren faktörler kesinlikle var. Özellikle çok hareketli olması ile ilgili ben hep şunu söylerim. Emsali, mesela kız çocuksa kız çocuk, erkek çocuksa erkek çocuk, emsali çocuklara göre nasıl, daha mı hareketli, daha mı yerinde duramıyor, işte oyunlardan daha mı çabuk sıkılıyor, daha mı erken kalkıyor gibi gibi. Ailelerin böyle şüpheleneceği belirtiler var tabii ki. Ama tanısı uzman bir çocuk psikiyatrist tarafından konur. 18 tane kriteri var ve bu kriterlerin belirli şiddette, belirli seviyede çocukta görünmesi gerekiyor ki tanı konsun. Öyle her çocuğa hemen hareketli olduğu için de dikkat eksikliği, hiperaktif demiyoruz. Demeyelim de zaten. Zaten Çünkü soracaktım. önemli bir tanı. Yani çünkü herkes mesela hareketli, ben de normalde hani görebiliyorum. Bazı çocukların yapısı aslında hareketli olması. Ama bizim hani Türk toplumu olarak hepimizde hemen olumsuzu görüp olumsuza bir teşhis koyma, etiketleme hedefimiz çok fazla. Ve bu süreçte en dikkat edilmesi gereken şey ayrım yapılması. Gerçekten hani hiç yerinde duramıyor. İşte koltuktan koltuğa atılıyor. Acaba bu normal mi? Şimdi hareketli çocuk farklı ve en dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi bu çocuklar teknoloji çağı çocuğu. Yani bizim zamanımızda bu kadar imkan yoktu. Biz o zaman sokaklara çıkardık, enerjimizi bu şekilde atardık. Ama şimdi teknolojik bir aletlere daha çok bağımlılık oluyor ve çocuk zaten enerjisini oturarak o şekilde atıyor. Geri kalan kısmını hareketli olarak bünyesinden dışarı atıyor. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Velilere de bunu söylüyorum. Tabii ki siz daha iyi bilirsiniz. Ama hani her hareketli çocuk için bu tanıyı koymak sizce ne kadar objektif olur? Onu da merak ediyorum açıkçası. Evet, yani bu aslında aileleri en çok ikileme düşüren şey bu. Biz zaten tanı koyarken de şöyle bir kriter var aslında. Bu 18 tane kriteri sağladıktan sonra der ki kitaplarımız, bizim psikiyatri kitapları, bu belirtilerin birden daha çok alanda görülmesi gerekir. Yani evet, çocuk işte evde yerinde duramıyor, çok hareketli hocam, işte çok kıpır kıpır vesaire tarif ediyor. Çünkü aynen dediğiniz gibi hareket edebileceği bir alan işte çok kısıtlı. Özellikle bu korona sürecinden dolayı da o şekilde ayrıca bir kısıtlılık vardı ya da daha öncesinde de öyle. Yani ister istemez çalışma şartları, çocukların oyun alanlarının olmaması ile ilgili evde çok hareketli. Ama okulda nasıl? Okulda mukayese ettiğimizde ise öğretmenin söyle aşikar bir hareketlilik yok. Ya da misafirlikte nasıl? Ya da işte bir tiyatroya gittiniz nasıl, pikniğe gittiniz nasıl? Yani çocuğun belirtilerin aslında biz birçok alanda görmek isteriz tanı koyabilmek için. Yoksa durumsal olarak bir yerde hareketli olması çocuğun ya da durumsal olarak bir yerde sakin olması bize şeyi getirmez. Ya tanıyı koydurmaz, tanıyı da dışlatmaz. Yani bir yerde de öğretmen sakin olduğunu söyleyebilir. Hiperaktivitesi olan bir çocuk olabilir. Sınıfta kendisini bir şekilde yönetebiliyor da olabilir. Tanıyı da dışlatmaz ama tanıyı koymamız için de en önemli faktörlerden bir tanesi mutlaka çocuğun bu belirtilerini en az iki ortamda, en az 6 aydan beri mesela, bu çok önemli. Hemen öyle başlayınca hemen olmuyor. Yani hemen ya da biz tanı koymuyoruz. Evet, şüpheleniyoruz. Yani bu çocuk 6 ay sonra da böyle olma ihtimali fazladır diyoruz. Ama bunları belirli bir sürede devam etmesi gerekiyor ki bu teşhisi koyabilelim.
Kesinlikle ona ben de katılıyorum. Hem işlevselliğini boz yani işlevselliğini de aslında azaltması gerekiyor bu tanıların konulabilmesi. Yani en az 6 ay yak tanı kriteri. O yüzden hep lütfen buradan herkese söylüyorum. Uzmanından destek almak çok çok önemli. Gittiğiniz insan Evet. olmaz. Şimdi ben ilaç dışındaki bazı terapi yöntemlerinden de sizden bilgi almak istiyorum. Hangisi yararlı, hangisi hani faydalı olur diye ama sıra sıra gideyim demek istiyorum. Mesela okul açıldığında çocuk zaten adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşıyor. Her çocuk. Tatilden dönen çocuk adaptasyon olmakta sıkıntı yaşıyor. Ben bile tatil dönüşü. İşe hepimiz, sizler de öyle. Hepimiz adaptasyon yaşarken bir bocalama dönemine giriyoruz. Aslında çocuğa birazcık alan tanınması lazım. Gerçekten dikkat eksikliği mi var? Ya da hiperaktivite bozukluğu mu var? Ya da özgül öğrenme güçlüğü mü var? Yoksa daha bir tık daha tanımamız mı gerekiyor çocuğu? Böyle bizim açımızdan yani bizim hem de kurumun profesyonelliği bu. Tanımaya çalışıyoruz. Tanıdıktan sonra gerek duymadıkça yönlendirme yapmıyoruz. Hem ihmal etmek istemiyoruz çocuğu hem de boş 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 yere hani aile çünkü aileler tedirgin oluyor aslında. Telaşlanıyor. Evet. Ben şu algıyı da çok hani yıkmak istiyorum elimden geldiği kadar. Psikiyatriste gitmek ya da psikoloğa gitmek kötü bir şey değil. Gerçekten hani başımız ağrıdığında gideceğimiz bir doktor olur. Kalbimize kardiyoloğa gideriz. Çocuk ergen ya da hepimiz yetişkin. Psikolog ve psikiyatrlar var. Onlardan destek almak yadırganacak bir durum değil. Bence çok iyi ki var, iyi ki varsınız gerçekten. En azından hedefe yönelik çalışma yapıyoruz. Hem zaman kaybından tasarruf etmiş oluyoruz hem de doğru teşhis şey gibi yani. Hani bacağı kırılan bir insana direkt baston vermek çok yanlıştır. Önce bacağı alçıya alırız. Daha sonra alçıdan sonra minik bir fizik tedavi. Daha sonra bastonla yürümeyi öğretiriz. Bu da doğru tedavinin aslında nasıl kademe kademe işlediğini gösterir. Olacağıyla ilgili değil Gerçekten. mi? Çünkü direkt baston vermek kırık bacağı hiçbir zaman fayda sağlamaz. En çok hani aşağıdan da soruları alıyorum. Görüyorum da hani ilaçlara geleceğim aşağıda soruları ben görebiliyorum. Mesela genetik mi diye bana çok bizde yoktu hocam dedesinde de yoktu bu çocukta nereden çıktı diye sorular ben de Evet. genetik yani yön şeyini öğrenebilir miyim sizden? Genetiğe yatkınlık var. Şöyle. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu psikiyatrik hastalıklar içerisinde bizim DSM dediğimiz tanı kitabında bizim tanımlı çocuk ve ergende ve erişkine göre hastalıklar var. Bunlar yani bazı mesela bizim hastalık olduğunu tahayyül ettiğim şeyler hastalık olarak kabul edilmeyebiliyor. Burada genetik yükü en yüksek hastalıklardan bir tanesi. İki tane hastalık var. Biri bipolar bozukluk diye bir hastalık. İkincisi de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Mesela bir ebeveynde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa %50 oranında çocukta yani gözümüz kapalı sadece desek ki ya çocuk %50 hani zar atsak ve hani işte yazı tura atsak desek ki %50 bu çocuk DHB olabilir tutturmuş oluyoruz. Çünkü bilimsel veriler bu denli yüksek bir genetik akışın olduğunu gösteriyor. Ama çok güzel bir şey dediniz. Hocam bende yok, babasında yok, işte dedesinde yok, işte halasında, teyzesinde yok. Nasıl oluyor? Şimdi burada şöyle, tabii genetik derken hani Mendel genetiği gibi bir genetik değil, işte bu fasulye vardır ya, buruş fasulye, işte onun şeyi olur düz fasulye gibi. Burada tabii tek bir gen sorunu olmuş olsaydı, o zaman mutlaka bu sorun çocukta görülüyorsa anne babada da görülmesi gerekir. Yani bir üst kuşakta mutlaka bir ebeveynde olması gerekir. Ama dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu böyle bir sorun değil. Multifaktöriyel birçok genin etkileşim içerisinde olduğu, birçok genin karşılıklı etkileşimle, birçok gendeki defekle ilişkili olduğu bilinen bir, yani bu söylediğim sayılar, yani bu birçok sayısı çok büyük sayılar. Binler, yüz binlerle hala yeni genler keşfediliyor. Hala tam olarak hani şu genden tamamen bundan kaynaklandı diyemeyeceğimiz kadar karmaşık ve kompleks bir hastalık. O nedenden dolayı da çocukta görülmüş olması ailede olmadığı, yani ailede olmadığı durumlarda çocukta görülmeyecek diye bir kaydı yok. Belki sizde eşik altı belirtiler var. Belki halasında işte müpem bir belirti var. Belki birinde çok konuşma var. Birinde biraz huzursuzluk var. Birinde biraz sinirlilik var gibi gibi. Yani ilişkilerde de böyle bunun gibi belirtiler görülür. Aslında hani böyle böyle belirtileri olabilir kişilerde ve çocukta onlar kümelenmiş olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Hakikaten dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yeni bir tanı değil aslında.
1900'lerin başından beri tanık kitapları içerisinde geçiyor. Ama hani Türkiye'de de öyle, dünyada da biraz böyle. Hani tanı koymak ve bunun tedavi etmeyle ilgili olan süreç daha 1980'lerden sonra. O nedenden dolayı aslında birçok kişi dikkat eksikliği, daha öncesinde hiperaktivite bozukluğu olduğunu, yani tanı konulmuyor. Bununla ilgili işte hekimlerin de bilinçlilikleri yok, farkındalıkları yok. Öyle bir durum var. Ve sonuçta şu anda dikkatle ilgili beklentinin çok arttığı bir çağdayız. Yani 30-40 yıl önce yine dikkat eksikliği olan bir çobanı düşünsek, yani dikkat eksikliği onun hayatının çok işlevselliğini etkilemiyor ki, biraz daha geç gidebilir, geç kalabilir. İşte en fazla bir tane kuzusunu kaybeder vesaire. Ama şu anda işte dikkatsizliğin bizde hayatımızda yarattığı maliyet, hayatımızda yarattığı işlev bozukluğu çok fazla olduğu için aslında biraz daha gündemde. Yoksa hani her çağda, her dönemde yani daha artan bir durum mu diye soruyorlar. Daha çok teşhis koymayla ilgili. Evet, yani aşırı tanılama tarafı var. Kesinlikle buna katılıyorum. Biraz kolay tanı koyuyoruz ama aslında hep olan bir şey. Hatta benim hep hocam şey derdi. Yani o tarihteki o Battal Gaziler, işte Kara Muratlar. Onlar tam olarak dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Hani en böyle başında Bariz olanlar. örnek. Çünkü değil mi? Yani o kadar dürtüsel olmak bir orduya, işte hakikaten tarihte öyle karakterler var değil mi? Hani çok hareketli olmakla ilgili. Ben de şimdi hep şey derim mesela böyle dikkat eksikliği olan çocuklara, hani onunla ilgili bir meslek seçmiş olmalı. Mesela polis olmak, işte asker olmak, daha hareketli, ya daha oturmanın daha zor olduğu işleri mesela ben işte, ya çocukluğumdan beri hiç tahayyül bile etmediğim bir şey. Çünkü becerim yok. Ben yapamam onu. Kalkamam, koşamam, gidemem. Ama o konuda çok becerikli de oluyorlar bu çocuklar. Diğer çocuklara göre daha da becerikli oluyorlar. Hani şimdinin de Battal Gazisi, Kara Murat'ı diyorum ben şey, yani öyle meslekler. Hani hareketli daha olabilecek mesela. Çünkü hakikaten onu da bilip ona yönelik bir şey yapmak da çok önemli. Bir meslek seçimi de aslında çok önemli. Şimdiden hani bir o yolu oluşturmaları ile ilgili bir fikir verici olabiliyor. Ama tabii şartlar farklı olabiliyor süreç içerisinde de. Genetiklik zaten şöyle, illa hiçbir zaman hiçbir şey için kesin bir şey de konuşamayız. Teşhis zaten o kadar çok önemli ki gerçekten kök ailenin ve geçmiş hikayenin çok güzel araştırılması lazım. Hani 10 saniyede bir teşhis konulmaz. Ama dediğim gibi uzmanına gittiğiniz zaman o zaten size ne yapması gerektiğini, yani velilerimize ve katılımcılarımıza söylüyorum, yardımcı olur. Ve en çok aşağıdaki sorulara da bakıyorum. Kutucuğa gelenler. Dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğu geçer mi? Acaba ömür boyu kalır mı? Hani bu soru da çok fazla gelmiş. Onu da bir size sormak istiyorum açıkçası. Evet, çünkü sonuçta bir teşhis konduktan sonra da bunun hani nasıl seyredeceği ile ilgili bir hani endişe ailelerin gündeminde olur. Çok haklı olarak. Çünkü bir çocuğa, çok küçük yaştaki birine soruyorsun ve nasıl devam edecek bu? Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, dediğim gibi mazisi çok eski bir rahatsızlık ve takip çalışmaları, bizim de follow up çalışmaları diyoruz. Yani çocukları alıyorlar, 30 yıl takip ediyorlar. Yani inanılır gibi değil. Yani o kadar büyük çaplı çalışmalar ki, insanlar drop oluyor, yani çalışmadan çıkıyorlar Diyorlar düşün. vesaire. Ama o kadar büyük sayılar alıp bunu takibe devam ediyorlar ki, tabii çok büyük bütçeler, çok büyük işte bir hani çalışan ekip o işi bunlar. Bununla ilgili bilimsel verilere dayanarak biz de söylüyoruz. Bu hastalık nasıl seyreder diye. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun seyri kabaca şöyle aslında. Çocukların hiperaktivite belirtileri, yani hareketlilik belirtileri yaşla birlikte dramatik bir azalma gösteriyor. Yani zaten tahayyül edersiniz ki hani bir ergen öyle, hani ilkokul bir de sırasında oturamayan bir çocuğu çok görürsün ama bir, yani işte ergenlik çağındaki bir 15 yaşındaki bir sınıfta gezinen bir çocuk görmezsin. Göremezsiniz. Göremezsin. Sonuçta bir şekilde yaşın ilerlemesiyle beraber o hiperaktivitesini kontrol etmeye başlar. Ama hiperaktivitesini kontrol ederken bu farklı şekilde görünmeye başlar. Klinik olarak farklı şekilde. Huzursuzluk, yerinde duramama, sıkılma, çok konuşma. Özellikle kız çocuklarında bu çok oluyor. Kız çocukların hiperaktivitesi çenesine vurur. Yani onlar çok konuşur. Öğretmen der ki ya kimin yanına oturtursam, yani sınıfın en suskunun yanına da oturtuyorum. Yine konuşuyor. Eğer bir, yani kızınızla ilgili burada velilerimizle hani böyle şeyler diyorlarsa, bence mesela şüphelenmeleri gereken bir faktörden bir tanesi. Kesinlikle böyle. Çok konuşuyor. Yanındaki de duramıyor. Yani bir şekilde konuşuyor. Onu çenesine vurur. Erkek çocuklarda da daha çok işte motor hiperaktivite Aynen. şeklinde olur. Olsun. Hiperaktivite belirtileri azalır. Ama yapılmış bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Dikkat eksikliği belirtileri devam ediyor. Şunun gibi. Şimdi çocukların, yani dikkat eksikliği olmasın ve sadece normal çocuklarda dikkat süreleri yaşla birlikte artıyor. Yani sonuçta başta küçücük işte incecik kitaplar okuyorlar. Sonra işte biraz daha kalın kitaplar oluyor. Sonra roman okuyorlar. Yani bütün çocukların dikkatleri artıyor. Dikkat eksikliği olan çocukların da dikkatleri artıyor. Ama
Bu böyle bir eğri işte. Bizimki biraz daha alttan gelen bir eğri. Yani arada hep bir makas var. Makas Ne var, doğru. oluyor peki? Evet, hep bir makas oluşuyor. Yani çocuk işte 3. sınıfa geldiğinde arkadaşları 3. sınıf dikkatinde, bizimki 2. sınıf dikkatinde. İçinde. Sonra onlar 4. sınıfa geliyor, bizimki 3. sınıf dikkatinde. Doğru. Yani o sınıfa bir türlü ketçap yapamıyor. Yani onu yakalama diyoruz biz. Yakalamada zorluk yaşadığı için aslında onunki de artıyor, onunki de ilerliyor. Ama sınıfa uyum gösteremiyor. Ama yapılmış bilimsel çalışmalar ilişkinde de devam ediyor bu sorun çok ilginç bir şekilde. %50 çocuğun, yani 100 çocuğu biz işte dikkat eksikliği tanısı koysak %50'sinin tanıdan çıktığını görüyoruz erişkinlik dönemde, Evet. 18 yaşına kadar. Ama bilemiyoruz ki hangi gruptaki çocuk işte bu tanıyı devam ettirecek, işte hani bazı öngörücüleri var mı diye soruyor bazen aileler. Tabii hastalığın şiddetiyle ilgili bazı faktörler var. Hastalığın seyri nasıl gidecekle ilgili fikir verici olabiliyor. Yani bazı çocuklarda yıkıcı olabiliyor. İşte dürtüsellik çok sık eşlik ettiğinde daha da zorlayıcı olabiliyor. Ama kabaca %50 geçer denebilir Evet. kesinlikle. Ama hani geçen grupta bile olsa şöyle düşünün, yani en sonunda yani geçti, o diğer arkadaşlarını yakaladı diyelim 18 yaşında, ama aynı IQ, aynı zeka seviyesinde iki çocuk var, birinde dikkat eksikliği var ve işte ama ta 18 yaşında yakaladı arkadaşını, bu da işte kendi yaşındayken geldi. O zaman şöyle bir şey oluyor, biri fen lisesine gidiyor, biri meslek lisesine gidiyor, giden bir çocuk olmaya başlıyor. Yani evet yakalıyor ama iş işten de geçiyor sonuçta. 18 yaş eğitim yılı, 0-18 yaş döneminde müthiş bir eğitim aldığı bir dönem ve artık geri dönüşümsüz sorunlar olabilecek kadar ciddi olabiliyor. Onun için hani geçer durumuna bilmek gerekir. Evet, geçmesinde biz zaten bekliyoruz çocuklara, mesela ilacı kesiyoruz, ilaçsız bakıyoruz. Bazen geçiyor hakikaten ama böyle ilaçsız gidelim güzel dediğimiz durumlar da çok oluyor. Ama bu açık, onlar da çok yakıcı zararlar da verebiliyor Evet, yıllar içerisinde. verebiliyor. Alttaki soruları birazdan cevaplayacağım. Mesela şey diyorlar, mesela tedavi edilmezse bu yaşlılıkta bir hastalığa dönüşür mü? Tedavi edilmezse, yaşlılıkta demeyeyim ama erişkinde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişiler yine takip çalışmalarında başka sorunlar için diğer insanlara göre daha fazla riskli. Mesela sigara kullanmak için 6 kat daha fazla riskli. Ya da bu kişilerde işte madde kullanım sorunları ile ilgili daha fazla riskli. Bu kişilerde mesela işlevselliklerin, hayat kaliteleriyle ilgili yapılmış çalışmalar var. Bu kişiler eğer tedavi görmezlerse diğer kişilere göre marital sorunlar, işte ilişki sorunları, iş sorunları, yaşama anlamında daha fazla riskli. Tabii yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bizim böyle biraz daha endişelendiğimiz bir grubu var. Davranış bozukluğu belirtileri gösteriyor artık. Yani şiddet uygulama, işte hayvana zarar verme, mala zarar verme gibi, böyle bir tık daha, ya da işte ergenlik döneminde okuldan kaçma vesaire gibi, böyle bir grupta da tabii suça sürüklenme. Yani bunlarla ilgili hep bir risk yalnız. Yani hep şunu şöyle, ya şimdi hocam siz ne diyorsunuz, yani bir çocuk böyle mi olur diyorsunuz diyor. Hayır, öyle bir şey demiyoruz. Ama hiç olmayan bir çocuğa göre, dikkat eksikliği hiperaktivitesi olmayan bir çocuğa göre, dikkat eksikliği hiperaktivitesi olan bir çocuk hep daha bu konularla ilgili daha riskli. Ama hani yaşlılıkla ilgili böyle hani demans olur mu, işte Alzheimer olur mu gibi, belki öyle bir sorun Evet. oluyor. Onunla bilimsel bir ilişkisi yok. Onu çok net söyleyebilirim. Daha az önce saydığım bozukluklar ilişki sorunlarıyla ilgili bir risk teşkil ediyor, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Tek çözüm ilaç mıdır diye bir soru gelmiş. İlaç ya da bir de ben şunu da söylemek istiyorum. Genellikle hep bunu her zaman duyuyorum. Her ilaç farklıdır diye biliyorum. Yani içerikleri farklı ve çocuklara farklı etkiler gösterir. Bu ilaçlar Evet. bağımlılık yapar mı diye de bir soru da gelmiş. Şimdi şöyle, yine biz yani burada tedavi ederken de, nasıl tanı koyarken bilimsel verilere dayanıyorsak, tedavi ederken de şu anda dünyada kabul gören tedavi kılavuzları var. İşte Avrupa'nın bir kılavuzu var, Amerika'nın bir kılavuzu var, NICE kılavuzu var, ACIP falan vesaire. Bir sürü tedavi kılavuzu var ve bunlardaki bu çocuğun hastalığının şiddetine göre, çocuğun var olan belirtilerine göre kılavuzlar oluşturulmuş. Biz de bu bilimsel verilere dayanarak tedavi etmemiz gerekiyor. Şimdi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun şu anda tedavi kılavuzlarında birinci basamak tedavi, bütün kılavuzlarda sadece tek bir kılavuz var. Orada eğer hafif dikkat eksikliği belirtileri ise orada bir miktar daha beklenebilir ya da aile eğitimleriyle gidebilir diyor. Ama onun dışındaki 4-5 tane bizim böyle hani mihenk taşı gibi böyle hep dönüp dönüp baktığımız, referans aldığımız kılavuzlarda birinci basamak tedavisi ilaç tedavisi.
Çünkü sorun biyolojik bir sorun. Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda yapılmış bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Bu çocukların bizim prefrontal korteks dediğimiz beynimizin ön bölgesi. Aslında bizi biz yapan yer. Bizim karakterimiz, konsantrasyonumuz, öz denetimimiz, kendimizi düzenlememiz, duygularımızı düzenleme becerimiz dediğimiz bu merkezin aslında düzensiz çalışmasından kaynaklandığını artık çok net biliyoruz. Yani nasıl şeker hastalığında insülinin olmadığını hepimiz biliyoruz değil mi? Evet. İnsülin vuruluyorlar. Bu da gerçekten bilimsel veri anlamında artık sonuçta sadece belki o insülinle ilgili bir çalışma vardı ve o zaman insanlar çok emin değildi. Ama sonra yüzlerce çalışma yapılıp bu hep teyit ediliyor. Bu insana da insülinin düşük olduğu ile ilgili. Bu da onun gibi bir şey. Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu teşhisi konduğunda burada çocukların beynin ön bölgesindeki yürütücü işlevde bir sorun olduğunu biliyoruz. Çok net bir şekilde ve bunun da şu an için ispatlanmış tedavi yöntemi aileler biliyorum çok işte ilaç deyince çok Panik endişeleniyorlar, çok oluyorlar. haklı olarak. Çok haklılar. Yani anne olma hasebiyle çok iyi anlıyorum. Anne olduktan sonra hekimliğim kesinlikle çok değişmiştir. Yani öyle kolay kolay ilaç yazamıyorsun. Elin titriyor çünkü empati yapıyorsun anneye. Ya olur mu? Bu yaşta ilaç olur mu? Çok haklı olarak onu düşünüyor. Ya da bu yaşta çocuklara ilaç veriyor doktorlar. Yani hani çocukları uyuşturuyorlar, işte bağımlı yapacaklar gibi. Evet. Çok haklı olarak öyle düşünceleri oluyor. Ama şu andaki bilimsel veriler ilaçların etkin olduğunu, bu duruma da ilaçların dikkatlerini arttırmayla ilgili etkin olduklarını söylüyorlar. Şöyle, bağımlılık yapar mı dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ilaçları? Tabii en çok da bunu soruyorlar. Çünkü psikiyat, bu niye böyle bir yani hep bu soru geliyor. Niye böyle aslında? Psikiyatrik ilaçların bağımlılık yapmayla ilgili. Ya Hani çok... normalde diğer ilaçları da kullanıyoruz. Çünkü onların da aslında bir bağımlılık olmasa. Psikiyatrik ilaç deyince herkes ya ruhsal sağlığın, biyolojik sağlıktan daha korkutucu olduğunu düşünüyor. Ama aslında şöyle bir şey. Ruhsal sağlığa teşhis koymak çok çok daha zor. Çünkü elimize bir steteskopla bakıp ya da bir tane EKG çekip göremiyoruz. Onu sürekli anlamamız, geçmişten getirdiği bir şeylerin olduğunu fark etmeye çalışıyoruz. Ama diğerleri aslında daha normal. Hani atıyorum özgül öğrenme gücü. Otizmli çocuğu dışlayabiliyoruz. Ama işte kalp hastasında hiçbir şey demiyoruz. Bu algının aslında çok yer değiştirmesi lazım. Çünkü ruhsal hastalık kötü bir şey değil ve elimizde olmadan kaynaklanıyor. Tıpkı bir biyolojik hastalık gibi. O yüzden de ilaçların bağımlılık yapı yapmadığı konusunda o evet çok fazla merak ediliyor. Evet çünkü yani işte desek ben şöyle diyorum aileme yani ben şimdi sizin çocuğunuza işte Allah korusun astım teşhisi koydum bu havaları içecek desem ya içmesi gerekiyor desem bu diyalog burada biter. Yani tamam hocam nasıl içeceğiz? Pozolojisi nasıl? Kaç kere kaç puf bilmem ne öğrendik. Ama dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu var sizin ilaç kullanmamasını gerekiyor dediğimizde aileler çünkü hani diğerinde çocuk astım krizine giriyor. Yani hani nefes darlığı yaşıyor çok somut bir şey görüyor. Ve hani onu rahatlatmayla ilgili müthiş bir motivasyon var. Ya da işte çocuk şeker komasına giriyor. Ya da işte hani çok ateşlenmiş ve ateş düşürücü antibiyotik alması gerekiyor. Çok anlaşılır bir şekilde hani şifa olmak istiyor aile. Ama burada tam tersine ailelerde çok sık gördüğümüz hatta hep böyle pazarlık yapıyoruz. İşte hafta sonları içirmesek mi, tatillerde içirmesek mi? Yaz Çünkü tatilde aile aramam. kendi ara mı versek? Aynen. Çünkü aile kendini kötü hissediyor. Yani hani bir şey yanlış yapmış. Yani hani burada işte o hareketliliği azalıyor mesela çocukların. Anneler çok kötü hissediyorlar kendilerini. Yani ben çocuğuma sakinleştirici verdim gibi böyle bir algı oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda kullanılan ilaçlar psikostimülanlardır. Yani uyarıcı ilaçlardır. Sakinleştirici değil uyarıcı. Nasıl hocam? Zaten bizim çok uyarılık bir halde. Yani hani düz duvara tırmanıyor. Sen bize uyarıcı mı veriyorsun diyorlar. Ben diyorum ki çivi çiviyi söker. Evet ben uyarıcı veriyorum. Takılıyorum onlara. Çünkü şöyle aslında çocuğun hareketli olmasının nedeni dikkat süresinin kısa olması. Dikkat süresi kısa olduğu için bir şeye fokuslanamadığı için hareketli. Mesela şimdi siz beni can kulağıyla dinliyorsunuz. Yani izleyicilerimiz can kulağıyla dinliyorlar. Beni dinleyin mesela ne olur? Mesela siz beni dinleyemezsiniz ne olur? İşte saçınızla oynarsınız, kolyenizle Evet. oynarsınız, sandalyenizi sallarsınız, bir sağa bakarsınız, bir yanınızdakine bir laf atarsınız. Ben derim ki bu kadın beni çağırmış, beni niye dinlemiyor? Değil mi? Şimdi aslında dikkat eksikliği hiperaktivitede de öğretmende tam olarak böyle bir his oluyor. Bu çocuk benim önümde oturuyor, beni niye dinlemiyor? Yani kaç Yok. defa da dinle dediğim halde ama çocuk dinleyemiyor. O kadar dikkatini sürdüremiyor. Onun için kıpır kıpır. Çünkü sürekli başka bir uyarana yönelmesi gerekiyor ve onu hareketli yapıyor. Bizim de Kesinlikle. tedavide yaptığımız şey dikkatini arttırmak aslında. Yani uyarıcı vermemizin nedeni o. Dikkati arttırıcı ilaçlar veriyoruz. İlaçlar uyutmaz, uyuşturmaz, sakinleştirmez. Hani onu çok merak ediyorum. Uyutur mu Evet, çok gibi çok güzel endişeleri bir konu bu.
Değil mi? Sakinleştirmez ve bağımlılık yapmaz ilaçlar. Çocuk çünkü çocuk yaşında yani çok küçük yaşta birine veriyorsun bağımlılık potansiyeli olan bir ilacı. Ben şöyle diyorum yine aile, ya ben hekimim. Ya niye böyle bir riske ben gireyim ki? Yani hani bir de size var, Kesinlikle. değil mi? Varken niye yok diyeyim böyle bir, yani hani diyelim ki böyle bir riski var ama ben size ilacı illa ikna edip yani vermek istiyorum. Ama ben hekim olarak niye böyle bir riski giyeyim? Sizinki çocuğunuz bir yıl sonra bağımlı olursa yine benim kapımı çalacaksınız, beni bulacaksınız hani, diyorum. O zaman evet doğru hocam, yani olsa söylersiniz değil mi diyorlar. Aynen öyle. Hatta tam tersine dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda kullanılan ilaçlar bağımlılık tedavisinde kullanılıyor. Çok ilginç bir Evet. şekilde. Yani bağımlılık tedavisinde bizim tercih ettiğimiz ajanlardan bir tanesi. Bu dikkat eksikliğinde kullandığımız ajanlar. O nedenden dolayı bağımlılık potansiyeli yok. Gözlük takmak gibi ama. Yani çocuğa ilacı verdiğimizde gözlüğünü takıyor. Yani iyi görüyor. İşler iyi gidiyor. Sonra ilacı yani vermediğimiz günler gözlüğü çıkarmak gibi. Yani Çok böyle güzel. bir durumda kişide bağımlılık yaratmaz. Kanda, vücutta birikmez, vücutta kalmaz. Hani onu endişeleniyorlar aileler çok haklı olarak. Hani böbreğinde birikir mi, karaciğerinde birikir mi gibi. Öyle bir etki de yok. Öyle bir yan etki de oluşmuyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda. Güzel bir yer. Gözlük metaforunu çok beğendim. Evet, ben de çok kullanırım, çok Aynen. severim. Şey ilacı zaten cevapladık. Tek çözüm ilaç mıdır diye bir onu da zaten cevapladık diye hatırlıyorum değil mi? Tek çözüm ilaç mı? Siz de seviyesine göre demiştiniz biraz önce yanlış Evet, hatırlamıyorsam. evet. Tabii ki düzeylerine göre. Ama şöyle belki onu söylememiz gerekebilir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda tek çözüm ilaç mıdır? Hayır, tek başına ilaç da yeterli. Yani çocuğa ilacı ver ve 6 ay sonra gel. Evet. 6 kutu yaz, ondan sonra 6 ay sonra gelsin kesinlikle değil. Burada ailenin bu hastalıkla ilgili bilgi düzeyini ne kadar arttırırsak, nasıl yönetebileceklerini, becerilerini geliştirirsek, çocukla bu dikkat eksikliği sorunu ve onun neticesinde yaşadığı sorunların fark ettirmeye çalışırsak terapilerle oluyor bu. O Evet. zaman çok daha kıymetli, çok daha etkili bir şey olmaya başlıyor. Hiçbir Yani zaman kısa bir süreç olmuyor zaten, yani bu süreç hiçbir zaman. Ben bugün ilacı verdim. Yarın çocuğum derste çok güzel ders dinleyecek diye bir şey yoksa ilaca bu en az 15 gün sonra reaksiyon. Yani vücut en az 15 gün sonra alışıyor. Ben hani öyle biliyorum. Siz daha iyi bilirsiniz ve mesela ilacı verdik bitti diye bir süreç yok. Kesinlikle terapiye devam edilmesi lazım. Kontrol edilmesi lazım. Evet, maddi manevi bir zorlayıcı bir süreç yük. olabilir aileler için. Yük olabilir ama bunu ben hep diyorum, şimdi yaptığınız şeyin ileride meyvesini alacaksınız. Ne kadar erken çocuklarımızı bu yönde doğru tedaviye, doğru terapilere sürüklersek ileride kendisi için de çok rahat bir alan sunacağız onlara. Hani aileler bunun farkındalığını artırırlarsa bu sürecin aslında çok kötü, işte dışlanmaya gerek duyulmayan bir süreç olduğunu anlarlar. Evet, velimiz kendisi, tanıyorum, Melek Hanım sormuş. Tek tip eğitime maruz kalıyorlar Türkiye'de bu tip çocuklar demiş. Aslında yani Evet. güzel bir soru. Öyle mi hocam? Onu da sorayım. Yani şöyle, Türkiye'de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların ayrıca bir özel eğitim alması ile ilgili aslında bir mevzuatta bir uygulama var. Ama şöyle bir şey var. Tedaviye dirençli bir grup var. O küçük bir grup. Tedaviye dirençli olduğunda aslında bir sorun olarak addediliyor ve o zaman işte ekstra süre ya da işte birebir bir şekilde eğitim gibi bir süreç oluyor. Ama onun dışında yani etkin tedavi yöntemi olduğu için yani daha mevzuatını da yönlendirdiği tedavi alması. Ama çok haklısınız. Zaten öğretmenler bilirler o hiperaktif çocukları. Yani hani sınıfta ona bir kağıtları dağıtır, bir işte öğretmen odasına bir yollar. İşte bir çok huzursuz, ha sen bir dolan bir gel der. Yani onu bilir. Yani o sınıf içerisindeki o dinamiği yönetmeyi, onun o çünkü duramayışlarını fark ettiği için bir şekilde yönetir ama çok haklı yani velimiz hakikaten ki o Kalple sistemin alakalı getirdiği bir sıkıntılar zorluk var. yaşayacaklarını duyum. Kalple alakalı sıkıntısı olabiliyormuş ilaçlarda, onu sormuşlar. Evet, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda ilaçlar karaciğer ve böbrekle Emilim ilişkili sağlar. aileler en çok endişe duyuyorlar ya nasıl metabolize oluyor nasıl parçalanıyor diye. Bunlarla ilgili hani çok biz böyle karaciğer tahlili yaptırmıyoruz, böbrek tahlili yaptırmıyoruz çünkü onlara bir sorun yaratmadığını biliyoruz. Kalple ilgili de bir sorun yaratmıyor aslında. Burada bir yanlış anlama var. Kalple ilgili ilaçlar bir sorun yaratmıyor. Bilinmeyen çocukta bir kalp hastalığı varsa o zaman ilacı kullandığımızda bir risk teşkil ediyor. Yani ilacın kendisi kalp hastalığı yapmıyor. Ama çocukta bilinmeyen şey, yani hem bizim çocuklarına gitsek bir kardiyola ve bir EKG Kalp çektirsek, bir çarpıntısı eko yaptırsak. var.
Yani başka daha ciddi de Hı. kardiyolojik soru, mesela QT uzunluğu dediğimiz gibi böyle kardiyolojik bir problemi olabilir çocuğun. Ona anne baba anlayamaz bu öyle bakınca. Ya da hani çok müpemdir, hafif biraz koşunca yoruluyordur, çok fark edemiyor olabilir. Bilinmeyen bir kalp hastalığı varsa sorun. Ben de Hı onun için ne yapıyorum? Zaten çok böyle şeyimdir bu konuda, temkinliyimdir. Mutlaka ilaç başlamaya karar verdiğimiz zaman bilmiyoruz. Yani soruyorum, evet aile öyküsü yok, çocukta öyle bir sıkıntı yok kalp hastalığını düşündürecek. Ama içimiz rahat etsin. Bir kere bir kardiyolo, çocuk kardiyoloji muayenesi. Hem bir kontrolden geçmiş oluyor. Evet, Hiçbir çok da kötü güzel oldu. tarafı yok. Çok da güzel oluyor. Çocuk bir kere bunu geçirdikten sonra, bu kardiyolojik muayenesini geçtikten sonra normal olduktan sonra çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Çünkü şöyle bir şey yok. İlacın kalbe, ya kalp hastalığı olmayan sağlıklı bir çocuğu hasta etme gibi, yani Bir ondan endişeleniyor çünkü aileler. Ama baktık kalple ilgili bir endişe varsa ona göre bir ajan seçiyoruz. Yani kalbinde çocuğun bir sorun varsa. Ama yani hani benim kalple ilgili bir sorun yaşayıp da ona ilaç veremediğim bir çocuk çok nadirdir. Yani hakikaten çok görülen bir durum değil. Ama psikolojide de hep çok yanlış sık. anlaşılıyor. Evet, herkes mesela direkt çocukta kalp çarpıntısı yaptı, işte gece uykusunu böldü falan oluyor ama her ilacı dediğim gibi bağışıklık sağlamasıyla alakalı bir süreç bu da. Bir soruyu da hani ben de sormak istiyorum. Hani hem ailelerimize hem de öğretmenlere bu konular hakkında ne gibi şeyler önerirsiniz? Şimdi dikkat eksikliği hiperaktivite, burası en, ne diyelim, en derya deniz kısmı Aynen. burası. Çünkü öğretmenlerin de işi zor. Tüm gün içerisinde sürekli işte hiperaktivitesi olan bir çocukla çalışmakla ilgili de bir zorluk var. Ailelerin de bir zorluğu var. Burada şimdi aslında en önemli noktalardan bir tanesi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuğun ailesinde dikkat eksikliği hiperaktivite belirtilerini çok iyi bilmesi. Mesela şöyle oluyor. Yani aileler mesela şunu çok soruyorlar. Diyorlar ki hocam bizden dolayı mı oldu? Ya da biz mi yaptık dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu? Yani siz çocuğunuz o bir şey, dikkat eksikliği hiperaktivite yokken dikkat eksikliği hiperaktivite yapamazsınız. Ama eğer iyi yönetemezseniz bu süreci, çocuğunuzun hastalığının seyrini daha kötüye ya da daha iyiye götürme Evet. faktörü anne babanın tutumlarına Evet, bağlı. çok doğru. Yani ya da işte okulda organize bir süreç olmasına bağlı. Sonuçta bu çocuk bir şeyleri unutuyor, kaybediyor, organize olamıyor. Bundan dolayı da ailenin burada desteğine çok çok ihtiyacımız var. Takip etmek, kısa komutlar vermek. Mesela biz, yani birçok işlemcimiz bizim iş yolunda gittiği zamanlarda şunu yap, bunu yap ya da şöyle şöyle yapması ile ilgili bir beklentimiz olabiliyor. Ama çocuk, dikkat eksikliği hiperaktivite olan çocuklar, sen makas ve işte ipliği getir dersin. Makası getirir de getireceğini bilmez. Ondan sonra sen zannedersin ya sen ne umursamaz bir çocuksun, niye önemsemiyorsun diye sadece çocuğun karakterine, fıtratına vermeye başlarız. Zaten niye daha erken dönemde tedavi edelim diyoruz? Çünkü aslında çocuğun karakterinde, fıtratında olmayan bir şey. Bu o bir çocuk var, bir de onun hastalığı varken o artık çocukla füzyon oluyor. Yani çocukla birleşiyor. Onun Evet. karakteri gibi olmaya başlıyor. O zaman ilişki bozuluyor. Sürekli Kesin. şikayet eden anneler, eleştiren babalar, senden bir Doğru. şey olmazlar gibi Doğru. başlıyor. Motivasyon da kırıyor çocuğun yani aslında. Bu süreçte hep diyorum öğretmen, aile ve çocuk bir işbirliği içerisinde olmalı. Zaten psikolog, psikiyatr her zaman işbirliğinde oluyorlar. Bu 3 ayı hiçbir zaman bozmamak lazım. Zaten çocuk kendisini bu süreçte farklı bir süreçte görüyor ve motivasyonunun kırıldığını hissederse daha da kendini aslında koparmış olur. Hani ilacın kullanımı bu da burada da ve hani ailenin desteği de öğretmenin desteği çok çok daha değerli. Bir şey daha soracağım sizlere. Gelen sorulardan bir tanesi. Tansiyon problemi olan bir çocukta kullanılıp kullanılmaması konusunda bilgi verir misiniz diye bir soru. Şöyle, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda kullanılan ilaçlarda bir tık tansiyon yüksekliği yaratabiliyor ilacın kendisi. Çünkü uyarıcı ilaçlar dedik ya, yani kişinin uyanık ve dinç kalmasını sağlayan, uyanıklık sistemini aktive eden ilaçlar. Burada kardiyoluğun onay verdiği range'de bir aralıkta ise eğer çocuğun tansiyon problemi, kullanılabilir, bir engel yok. Bu soruyu Kullanıyoruz da. ben cevaplayayım hatta birazcık da. Çabuk unutulmaması sürekli Buyurun. tekrar yapma gereksinimi diyor. Bence her çocuğun öğrenme kapasitesi, öğrenme şekli farklıdır. Biri çok okuyarak ezber yapabilir, tekrar edebilir, öğrenebilir. Biri yazarak yapabilir, biri dinleyerek yapabilir. O yüzden
direkt bir şeye dayandığını ben çok düşünmüyorum, değil mi hocam? Öyle hani bilginin çabuk unutulması, sürekli tekrar yapma gereksinimi nelere dayanıyor diye sorulmuş ama Dikkat eksikliği olan bir çocukta mı? onu yazmamışlar, direkt sormuşlar. Ben direkt sorduğum için hani siz de yormadan ben Evet, cevaplayayım. zaten çok faktörlü bir şey bu. Yani kişinin IQ'suyla da ilişkili, işte hangi alanda daha becerikli olduğuyla ilişkili. Ama dikkat eksikliği olan çocuklarda tabii daha çabuk unutma, kısa süreli hafızayı uzun süreli hafızaya atmayla ilgili zorluklar görülüyor, onu söyleyebilirim. Evet, çok güzel bir yere değmişim. Veliler bu durumu kabullenmekte zorlanıyor. Bu durumu çevreden kaynaklı düşünüyorum. Evet, ben mesela özgür öğrenme güçlüğü hakkında da birkaç soru soracağım vaktimiz bitmeden. Hani etiketlenme korkusu, benim çocuğumda bunu var söylemek aslında çok yanlış bir şey değil bence. Hiç korkulmaması ve etiketlenmemesi gerekiyor. Ama dediğiniz gibi soran katılımcıma onu da söylemek istiyorum. Çevrenin etkisi çok fazla. Gerçekten yadırgıyorlar ya da eleştiriyorlar ama bu hiçbir zaman korkacak bir şey değil. Onu da söylemek istiyorum. Özgür öğrenme güçlüğü olan bir çocuğu nasıl anlarız diye bir soru almışım hocam. Özgür öğrenme güçlüğü de yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi psikiyatrik bir sorun. Nörogelişimsel bozukluklar diyoruz biz bunlara. Yani aslında bu çocukların daha anne karnından itibaren beyin hücrelerinin gelişimiyle ilgili bir sorundan kaynaklanıyor. Dikkat eksikliği de böyle bir şey. Özgür öğrenme güçlüğü de böyle bir şey. Özgür öğrenme güçlüğünde tabii bizim tanı koyma, yani şüphelenme belirtileri daha okul öncesi dönemde bile olabiliyor çocuklarda. Ama daha çok tanı koyma yaşımız ilkokul birinci sınıfla beraber. Şimdi burada önemli olan tabii yine zeka faktörü çok öne giriyor. Yani bazı çocukların işte birçok kere de öğrenebilmesi, bazı çocukların bir kere de işte leptemeden leblebi anlaması, böyle bir faktör var. Ama bir çocuğa özgür öğrenme güçlüğü diyebilmemiz için mutlaka bu çocuğun normal zekada olması gerekir. Evet, çok Ve önemli. bu çok önemli. Bunu aile karıştırıyor. Yani sonuçta ya da yani şöyle şunla mukayese ediyor. İşte çok parlak bir çocukla mukayese ediyor. Bizde öğrenme güçlüğü var. Hayır, o seninki burada, bununki burada sadece. Bu da öğrenme güçlüğü demek değil. Burada aslında asıl mesele şu. Çocuğun belirli bir zekası var ve bu zekaya göre sınıfta bir yerde olması gerekir. Ama bu kapasiteyi gösteremiyorsa, yani bunun altına düşüyorsa, zekası ölçüsünde performans gösteremiyorsa, buna özgür öğrenme güçlüğü diyoruz aslında. Yani çocuk bu zekalar, eğer düşünüyorsak ki işte sınıfın ortalarında olabilecek çocuk diyelim. Hani birinci olamayabilir, ortalarında olabilir. Ama çocuk sınıfın sonuncusu, hala okumaya geçememiş. Yani hani gibi bir durum. Yani çocuğun kapasitesine uyumsuz bir akademik düşüklük Doğru. hali özgür öğrenme güçlüğünde bizi en çok tanıya götüren nedenlerden biri. Çok tabii belirtisi var. Hani yavaş okuma, ters okuma, eksik okuma çok hani popüler. Hani onlar ailelerde şüpheleniyorlar, bilip geliyorlar. Ama asıl mesele bu. Onun için işte bazı nöropsikolojik testler uygulanması gerekiyor. Geçerli. Değerlendirilme. Nasıl? Geçerliliği olan, çünkü bazen artık piyasada o kadar geçerli olmayan testler uygulanıyor ki her çocuğa bir tane. Benim en hassas noktam açıkçası bu. Hani her şeyin aslında üslubuna uygun yapılması ve geçerliliği olan testlere lütfen güvenilmesi gerekiyor. Bir tane normal internet, mesela bazıları bana diyor ki internete yazdım, depresyondayım ileri düzey, işte ben bipolar mıyım falan. Çocuklara diyorum ki hayır, öyle bir şey yok, siz nereden buldunuz? İşte o siteye yazdım ve buldum diyorlar. O testlerin hiçbirinin geçerliliği yok. Zaten geçerli olan testler internette çok olmaz, psikiyatrlarda ya da işte psikologlar, derneklerden eğitimlerini alıp o sertifikaya sahip olduktan sonra uygulanabilir. Aynen. Çok hassasiyetim olduğu için sürekli de hani vurguluyorum, sizin de hassas olduğunuzu biliyorum. O yüzden Aynen. hani o testlerden sonra tanı konuluyor sizin de dediğiniz gibi. Evet, duyuyorsunuz değil mi beni hocam? Duyuyorum, bir dondum Evet sadece. evet. Şöyle, bu soru aslında sınırlarla alakalı. Ödevlerini yapmıyor ve güzelce anlatsak bile çalışmıyor. Bence sınırların en baştan daha doğru konulmasıyla alakalı bir sürece ben hani bunu tabi tutuyorum. Ama tanı konulmadıysa tabii ki sınırlarla alakalı. Tanı konulduysa zaten yayını kaydedip paylaşacağım. Baştan da izleyebilirsiniz o süreçte. Oradan da dinleyebilirsiniz. Son soruyu şöyle almak istiyorum. Oğlum 7. sınıfa kadar tanı konulmadı. Tanıda hata olabilir mi? Tedaviye geç başlamak sorun yaratır mı? Kaygı sorununu nasıl aşabiliriz? Tanı konulmadıysa tanıda hata olabilir mi diye soruyorlar hocam. İstiyorsanız sizden de destek alabilirler. Evet, yani şöyle, daha sonraki yaşta da konulabilir.
tanı. Sonuçta dediğim gibi kişinin işlevselliğinde belki ilkokul 1'de 2'de 3'te çok büyük bir sorun yaratmayabilir ya da ilkokulda sorun yaratmayabilir. Çocuğun IQ'su yüksek oluyor, işler iyi gidiyor. Aile ve öğretmen çok organize oluyor. Ben şey diyorum bazen mesela 4'e 5'e geçmiş çocuk aslında zırıl zırıl dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ama hiç yani hocam zorluk yaşamadım. Çünkü anne baba dikkat merkezi olmuş. Okulda öğretmen dikkat merkezi olmuş. O zaman çocuk zorluk yaşamamış ama daha işte kalabalık da daha dezorganize bir süreç olduğunda o zaman çocuk daha önce dökülmeye başlıyor. Kesinlikle. Yani 7. sınıfta da konulabilir. Daha sonraki yaşlarda konulmasa ama tabii ki de biz öyküde yani gözlemlememiz gerekiyor. Şöyle diyor kılavuzlarda 13 yaşından önce belirtilerin başlaması gerekiyor diyor ama genelde gördüğümüz 7 yaşındaki bir çocuk 7 yaş 7 8 yaşında mutlaka bu belirtiler eşlik etmesi gerekiyor. Yani konulabilir. Yani onu çok net söyleyebilirim. 15 dakika sonra başka bir yayın var hocam. Başka söylemek istediğiniz, yani soruları yayınlanın ve sizin önerileriniz neler olur? Hani böyle özetlemek gerekirse katılımcılar, sonra da beraber vedalaşırız. Duyabiliyor musunuz hocam? Vedalaşalım. Ha, Şöyle yok. dikkat eksikliği hiperaktivite, evet duyuyorum. Dikkat Tamam. eksikliği hiperaktivite bozukluğu gerçekten çok sık görülen, sıklığını söylemedik aslında. %5,29 gibi, yani şu andaki en güncel veriler bunu gösteriyor. Bu çok yüksek bir oran. %5 deyince yüzde hani yüzde bir beş sanki az bir şeymiş gibi ama yani şeker hastalığının sıklığı da %5-6 gibi, yani ona kadar eş olan, çok sık görülen ve iş çocuğun hayat kalitesini çok etkileyen ve tedavi edilmezse geri dönüşümsüz sonuçlar olabilecek. Daha ileriki yaşta tedavi etmenin kesinlikle etkinliği var ama o geri dönen işte kaybedilen yılların geri döndürülemediği çok ciddi bir psikolojik sorun. Tedavi de edilebiliyor. Yani hani şifası var bunun. Yani gerçekten hani bununla ilgili yani hiç böyle pesimist olmaya gerek yok. Çok ümit var olsunlar ebeveynler. Tedavisi var. Çok güvenli. Doktorlar bunları çok bu ilaçları çok iyi tanıyorlar. Çocukları çok iyi tanıyorlar. Çok uygun şekilde tedavi ediyorlar. Tedavisi de olan bir sorun. Bununla ilgili çocuklarında bir sorun olduğunu düşündüklerinde, şüphelendiklerinde mutlaka bir ruh sağlığı profesyoneline ben başvurmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geç kalmak tedaviyi çok zorlaştıran bir Zorla. şey. Artık onun hastalığı o değil de karakteri haline geliyor ve işler çok daha sarpa sarıyor. Çok daha zor bir hale geliyor. Yani aynı hayat kurtarır. Hani 10 sorudan sonra dikkatini nasıl toparlamaya çalışıyorsunuz? Gene de onun için de uzman desteği alınmasını öneriyorum ben. Hani LGS sınavına girecek çocuklar için. Hani 10 dakikadan sonra dikkat dağılıyorsa ya kullandığı ilacı değiştirmesi. Hani siz daha iyi bilirsiniz. Kullandığı ilacı değiştirmesi gerekiyor. Ya da tekrar uzmanına gidip tekrardan bir kere daha bu sınavlara girmeden önce uzmanın kontrolünden mutlaka geçilmesi gerekiyor. En azından zaten takip eden bir uzman geçmesi varsa gerekiyor. Evet. LGS sınavından önce zaten takip eder. O yüzden Danışır. şöyle Tabii özetlemek tabii tabii. gerekirse aynen. Hiperaktiviteyi anlattık. Korkmaması gereken o bir şey olduğunu anlattık. Lütfen çocukların etiketleneceğini düşünmeyin. Böyle bir sürecimiz yok. Zaten ailenin desteği, uzmanlarımızın desteği çok çok önemli. İlaçlar bağımlılık yapmaz. İlaçlar sakinleştirici değiller. Ufak bir özet geçeyim dedim. Sizin dediklerinizi uyarıcı niteliğindedir. O yüzden korkulacak ya da bağımlılık yapılacak yaşta çocuklara verilmediği için bu da korku yaratmaması gerekiyor insanlarda. Genetik evet faktörü çok vardır ama hani illa da olması gereken bir süreci de yok. Her çocuk biriciktir gerçekten ve her çocuğun dikkat süresi de farklıdır sizden öğrendiklerim kadarıyla. O yüzden herkes gerçekten farklı şekillerde bu sürece adaptasyon sağlar. İlaçsız tedavi yok mu onu yayında zaten bahsettik. Hani süremiz kısaldığı için hocamı da yormak istemiyorum. Kendisi de bir pazar günü var. Bize ayırdığı için ne kadar teşekkür etsek az gerçekten. Estağfurullah. Hani ben çok teşekkür ediyorum katılımınız için. İyi Ben ki teşekkür varsınız. ederim. Hem uzman olarak hepimizi aydınlattınız hem de herkesin sorularına cevap verdiniz. Emeğinize, kalbinize, yüreğinize sağlık demek istiyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Kendinize Ederim. çok iyi Başka bakın. Çok yayınlarda keyifli görüşmek bir üzere. yayındı. Çok Aynen. teşekkür ederim. Ben de Ağzınıza çok sağlık. mutlu olurum. Görüşmek Güle güle. üzere. Görüşürüz.